Menkul sermaye iradı ve KDV ile alakalı bazı konular işlenecek. Oralarda dikkatimizi çekeceğiz. Peki aşamaları nedir satış amaçlı özel inşaatları? 3 aşamada ele alabiliriz bu özel amaçlı inşaatları. Öncelikle arsa bulunması lazım. En önemli aşama budur. Biraz sonra kat karşılığı inşaat işleri veya kişinin kendisiyle kendisine ait olan arsanın üzerine yaptığı inşaat işlerine bahsedeceğiz. Arsanın alımı aslında inşaat işlerinde ilk basamaktır ve en önemli işlemlerden birisidir. Sonrasında inşaatın yapımı ve satış sırasıyla ardarda gelir. Satış amaçlı özel inşaatlar ikiye ayrılır temelde. Kendi arsası üzerine inşaat yapılıp satılması, ki burada müteahhit veya özel şahısın kendisine ait bir arsası vardır. Birisinden emaneten bir arsa almaz, kat karşılığı inşaat işlerinde olduğu gibi. İkinci tip inşaat işi de kat karşılığıdır. Yani müteahhitlik yapan firmanın kendine ait bir arsası yoktur. Uygun bir yerde bir arsa bulur ve giderler, karşılıklı iki taraf sözleşmelerini yaparlar. Der ki müteahhit arsa sahibine, sana şu kadar daire karşılığında 10 katlı bina dikeceğim. 10 katlı binada 20 daire olacak. 8'i senin, 12'si benim. El sıkışılır ve bir sözleşme düzenlenir. Bu tip işlemler, inşaat işleri de kat karşılığı yapılan ve günümüzde de şu anda sizin de yaygın olarak kullandığınız inşaat işleri bu yöndedir tahminince. Satış amaçlı özel inşaat işlerinde, inşaat işinde kazancın sınırını biraz konuşalım. Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesinin 1. fıkrası, her türlü ticari ve sanayi faaliyetten elde edilen kazançlar ticari kazançtır derken, 2. fıkrasının 4. bendinde de gayrimenkullerin alım satımı ve inşa işleriyle devamlı uğraşan kişilerin bu işlerden elde ettikleri kazançları da ticari kazanç olarak tanımlamaktadır. Burada bir takım detay noktalar var. İnşaatı yapan gerçek kişilerde ve benzeri şeylerde işlerin yaptıkları inşaatı ticari bir iş mi veyahut arızı bir iş mi olup gibi olma noktasında sıkıntılar da olmakta. Örneğin gerçek kişi kendi arsası üzerine kişisel ihtiyaçlarının üzerinde bir inşaat yapar. Yani bir arsası vardır güzel bir yerde boğaza karşı, bir villa tek başına yapsa farklı bir durum ortaya çıkar. Ama 10 katlı bir bina yaptığı zaman bir dairesinde oturacak. Kalan dairelerde ne olacak? Bunları satacak. Dolayısıyla KDV veyahut işte satış bedelleri üzerinden elde ettiği gelir üzerinden bu gelirin nasıl değerlendirileceği konumunda tartışmalar vardır. Kimileri ticari faaliyettir der. O tek kendi arsasına ait olan kısma. Kimileri de hayır, bu farklı bir ticari kazanç değildir der. Ama ticari kazancın ticari faaliyet olarak bahsedebilmemiz için de aynı zamanda 3 tane unsur vardır. Yani kişi kendisi yapar arsayı, üzerine kişisel ihtiyacın üzerinde bağımsız bölüm inşa eder. Üzerinde 10 tane de fazla daire vardır. Bunları da satar. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Süreklilik var mı? Yani ticari devamlılık önemlidir. Yani bu kişi bunu daimi arsa alıp üzerine bina yapıp satıyor mu? Gerçek kişi daha iyi olsa, hep inşaat şirketi olarak düşünmeyelim. Ticari bir organizasyon mu ve kar elde etme amacı var mı? Bu üç unsur bir araya geldiği zaman ticari bir gelir gibi addedebiliriz, düşünebiliriz. Aynı zamanda gayrimenkullerin kiralanması noktasında Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesi gayrimenkullerinden elde edilen kiraları gayrimenkul sermaye irade olarak tanımlamakta. Ancak bu kira geliri
herhangi bir ticari işletmeye aitse, yani devlet şirketimizin veya anonim şirketimizin bir gayrimenkulü var, deposu var, biz bunu ABC şahıslarına veya ABC şirketine kiralıyoruz. Bu doğrudan ticari kazançtır. Gelir vergisi kanunundaki 70. maddesindeki gayrimenkul sermaye iradı değil. Bu temel bilgilerden sonra arsa konusuna tekrar geri dönüyoruz. Bina ve arsaların değerlemesi konusuna baktığımız zaman şu karşımıza geçiyor. Eğer firmayı inşaatı yapacak olan kişi önce arsa alıp üzerine dikecekse inşaatı, neyle değerler? Maliyet bedeliyle. Yani alımla alakalı yapmış olduğumuz tüm maliyeti dikkate alıp harçları vesaireleri, tapu harçlarını, bunların hepsini düşünüp buna göre değerler arsanın maliyetini. Bunun yanında kat ve daire karşılığında az önce bahsetmiş olduğumuz gibi kat karşılığı inşaat yapan kişiler peki buradaki arsa değerlemeyi nasıl yapar? Burada aralarında iki şahsın yani müteahhit ve arsasını emaneten veren şahsın kat karşılığında veren kişinin tüzel kişiliği veya gerçek kişiliği arasında bir sözleşme var. Burada yapan kat ve daire işini yapan kişi öncelikli olarak arsa sahibine vereceği dairelerin imalatında hesaplamış olduğu maliyet bedelini ve arsa sahibine sözleşme üzerinden ayrıca ek bir takım ödemeler yapacaksa bunları da dikkate alıp bunların tümü üzerinden yani yine bir çeşit elde etme maliyeti çünkü biz 20 daire yapacağız ama 8 dairesinden hiçbir gelir elde etmeyeceğiz. Bu 8 dairenin ama inşası, betonu, çimentosu, kumu benzeri üzerinden de bir maliyeti var. Bunu vereceksek bizim için arsa maliyet payı bir o 8 dairenin toplam inşa maliyeti artı sözleşmemizde ek bir takım ya ben 8 daire vereceğim de olur ya alın sözleşmedir bu o da olabilir bildiğim kadarıyla. 100 bin lira daha sana para vereceğim gibi bir şey anlaşma varsa kirasını gibi kirası o kişiyi binasını yıkıp da üzerine yeni bir inşaat yapacağız. Farklı bir yerde ikamet etmesi söz konusu olduğunda ona tahvil ediyoruz. İlk taşınma paranı, kiranı vesaireni ben ödeyeceğim inşaat sonuna kadar. Bunların tümünü de maliyet bedeli olarak düşünebiliriz. Aynı şekilde bu işi tek başına yapan şahıs da yani arsa sahibi olup da kendi için veya kendi yapıp da saklı düşüncesinde olan kişi de daha önceden satın alma değeri neyse tapu arsasına ait satın alma değeri cebinden çıkan para artı tapu sırasında yaptığı harcamaların hepsi onun için arsa bedelini oluşturmaktadır. Şimdi birazcık daha basit terimlerden vesairelerden ilerleyip muhasebe kayıtlarına geldiğimiz zaman özel inşaatlarda görüyorsunuz anlayacaksa özel inşaatlarda standart olarak bu kaydı yapıyoruz. Bu tabii ki gerçek kişiden alınan bir arsanın muhasebe kaydıdır. Neden? Çünkü ticari bir kişiden olmuş olsaydı burada baktığımız zaman İngilizce KDV'yi görüyoruz. Eğer ki bize arsayı teslim eden kişi, gerçek kişi değil de ticari mükellefse kestiği faturada KDV söz konusu olacaktı. Çünkü birinci şahsın gelir vergisi veya arsa sahibi gerçek kişinin elde etmeli sürelerinden biraz sonra KDV kanunuyla şimdi bir slide sonrasında söyleyeceğim. Bir takım istisnaları var KDV yönünde. Onun için tekrar geri çektim. Gerçek kişiden arsa sahibi vergi mükellefi değilse onda bir katma değer vergisi tahakkuku söz konusu olmayacağında satış bedeli 150 bizim ham maddemizdir çünkü arsa 150 hesabın içine arsa ve araziler şeklinde kaydedilir.
alacaklı kişi de bize o arsanın devrini yapan kişidir. Tabi burada karşımızdaki kişi gerçek kişi olduğundan dolayı bir fatura düzenleme veya bunu bir evrak da tefsik etme imkanı yoktur. Bir gider pusulası düzenleriz. Bunu o işlemin, bu muhasebe kaydının altına tefsik edecek bir evrak olarak koyabiliriz. Pardon. Şimdi bu gerçek kişi diyelim, normal yurdun vatandaşı. Evet. Yani aktifine kayıtlı değil. Gerçek kişi de çünkü bir an önce sana defter tutar, şeyi tutar. O anlamda yani ayrımı öyle yapalım. Mesela bir arçelik bayisidir. Zamanında ya miras yoluyla kendine kalmıştır veyahut da almıştır bir yerlerden bir arsa yatırım olsun diye duruyordur orada. Ama işletmenin aktifine kaydetmemiştir. O türden ise eğer onu ticari işlemlerin dışında gider pusulasıyla müteahhite mal edebiliyor. Stopaj söz konusu değil. Hatta gider pusulası düzenlemek bile gerekmez bana göre. Ama tapudur burada, tapu işlemidir. Hatta bu işlemlerde vergi doğuran olay bütün bunlar burada yapılır. Bakın 83 senesinde aldı. 83 senesinde ya satın aldı, dememizin şeydeki örnek, veya miras aldı. 83. Burada bir dönüm noktası var. 01-2007. Bundan öncekiler biliyorsunuz 4 yıl. Bundan sonra iktisat tarihine itibaren 5 yıl olması lazım ki değer artış kazancı vergisinden kurtarsın. İşte burada aldı. Burada geldi sözleşme yaptı. İnşaat ruhsatı alındı o sözleşmeyle. Ondan sonra geldi 2010 senesinde bitti inşaat. Ama tamamlanmamış da olabilir. Yani kesimler söz konusu değildir. Vergi doğru olarak olmamıştır. Bakın 2010 geçiyor. Burada kullanıma başlama veya kat mülkiyetinin kullanıma başlama da 2011'de veya kat mülkiyet tabusunun tescili. İşte bunlardan birinden biri vergiyi doğuran olay. İşte bu burada gider pusulası eğer şeyse yurdun vatandaşıysa vergi mükellefi değilse veya vergi mükellefi ama aktifinde kayıtlı değilse burada gider pusulası tabii ki aktifinde kayıtlıysa ama fatura düzenleyecek. Burada karşılıklı fatura düzenleyecekler. Arsanın faturasını düzenleyecek veya arsanın gider pusulasını düzenleyecek. Kime karşı? Yapan inşaat firmasına karşı. İnşaat firması da raiç bedelle o günkü raiçte teslim ettiği dairelerin bedeli kaçsa o bedel üzerinden teslim edecek. Tabi burada raiç bedel emsal bedeldir aynı zamanda. Emsal bedel geleceğiz orada o konuya. Karşılıklıdır. Yani ne kadar 1 milyon lira ise emsal bedel şeyin bağımsız bölümleri arsanın bedeli de 1 milyon lira olarak faturalanır veya gider pusulası düzenlenir. Burada ticari bir firmadan aldığımız zaman yaptığımız kayıt yer almakta. Az önceki KDV istisna konusuna geldiğimiz zaman katma değer vergisi kanunu 17. maddenin 4R bendiğinde bir istisna mevcuttur ki önemli bir şeydir bu. Kurumların aktifinde veya belediyeler ile ilk özel idarelerin mülkiyetinde en az 2 tam yıl süreyle bulunmaz taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devirler KDV'den istisnadır. Yani bu şekilde bünyesine 2 tam yıl boyu süresince tuttuğumuz zaman herhangi bir şekilde düzenleyeceğimiz faturanın üzerine KDV ilave etmemiz gerekmez. İstisna bize gayet güzel bir rahatlık sağlamakta. Ancak firma kat karşılığı inşaat yapan veya farklı bir firma, inşaat firmasını düşünelim. Bu arada 10 tane daire, benim o şekilde düşündüm buradaki şeyi.
2 seneden fazla satacağı bina daireleri 2 seneden fazla elinde tuttu. Yani bunu aslında ticari amaçlı olarak yaptı, satacak ama satamadı, elinde kaldı. 2 tam yılı aştı, bu KDV'den istisna mı? Hayır, bunlar... Arsa sahibi açısından düşünüyoruz. Arsa sahibi kurum açısından düşünüyoruz. Evet. Ya bu burada ticari ticaret yapma amaçlı bunları elinde tuttuğundan dolayı bu taşınmazların bu tip bir istisnası söz konusu değildir. Ama diğer bahsettiğimiz işlemde 2 tam yıl boyunca elimizde tuttuğumuz takdirde onlar istisnaya dahildir. Burada arsa alım işlemlerinin evet. KDV'den istisna olması halinde standart sen bir şey yaptım terslik iki tane bitkisi var. Kaydımız yer almakta. Aldık arsayı. Herhangi bir KDV söz konusu değil. Ham maddelerimizin içine kaydedeceğiz. Alacaklı da arsayı bize devreden kişi. Buradaki kaydı kaydımıza da üstadımızın bahsettiği gibi az önce inşaat ruhsatını aldığımız zaman yani kazmayı ilk vurduğumuz zaman artık ham maddelik niteliğini kaybetmiş bulunmakta yarım amire dönüşmüş olmakta yani işleme başladık, biz kazmaya başladık, inşaat çalışmaya başladı. O zaman yapacağımız kayıt bu şekilde yer almakta. İnşaat ruhsatı burada ayrıma dikkat ederseniz düzce çilimli şantiyesi ruhsat no 81.81 8181 yani biz inşaatı ilgili belediyeden ruhsatımızı aldık. O ruhsata uygun olan satın almış olduğumuz oradaki arsa ve araziyi artık yarım mamullerin içine devretmiş bulunuyoruz. Buradaki kaydımız bu şekilde. Teslimlere baktığımız zaman, az önce bahsedildi zaten ama ben tekrardan üzerinden geçeyim. İki tip teslim söz konusu. Birisi arsa sahibinin müteahhide yaptığı arsa teslimi. İkincisi ise müteahhit tarafından her şey bitti, inşaat bitti, artık konutları kat karşılığında yapılan anlaşmaya göre bu bağımsız birimlerin ilgili kişiye arsa sahibine yaptığı teslim. İki teslim söz konusudur ki burada arsa sahibinin müteahhit arsa teslimi inşaatın başlangıcı olarak nitelendirebiliriz. İkinci teslim ise inşaatın bitişi ve satış durumuna geçiş tarihini düşünebiliriz. Burada toplam maliyetlerimiz karşımıza geliyor. Toplam maliyetlerimiz, yani bizim toplam maliyetimiz ne olacak bu özel arsa karşılığı inşaat işlemlerinde? Kat karşılığı başkalarının arsasına yapılan işlemleri ele aldığım zaman toplam maliyet, arsa maliyeti ile artı inşaat maliyeti, yani ham maddelerimiz, betonumuz ve benzeri yapmış olduğumuz tüm işçiliklerin toplamını dikkate alıyoruz. Arsa maliyeti ve inşaat maliyetinin tümü bizim toplam inşaat maliyetimizi göstermektedir. Toplam inşaat maliyeti yine tanımlara geçtik burada azar azar. Toplam inşaat maliyeti dediğimiz zaman arsa sahibine verilen daireler ile müteahhite kalan dairelerin inşaat maliyetlerinden oluşmakta. Müteahhit arsa payı dediğimiz zaman neyi anlamaktayız ki biraz sonra formülize edeceğimiz iki tane bu açıklamaları formülize ettiğimiz iki tane eşleme var. İnşaatı yapanlar tarafından arsa sahibine verilen dairelerin inşası için yapılan harcamalar ile kendilerine ait daireler için yapılan harcamalardan oluşan kısma müteahhit arsa payı. Yani 20 tane daire var. Örneğini biraz sonra daha şimdi burada kelimeyle bahsettiğimiz zaman birazcık daha kafa karıştırıcı oluyor. 20 tane daire var. 12 tane 20 dairenin toplam bir maliyeti var. Bizim için müteahhit arsa payı maliyetini hesabını yaparken bir 12 tane maliyetin 12 dairenin inşa maliyeti
artı kişiye arsa sahibine verdiğimiz dairelerin inşası için yapılan harcamaların toplam maliyetlerini dikkate alacağız. Biraz şimdi karıştı benim anlatımımda. Şu şemaları gördüğünüz zaman birazcık daha aklınız daha berraklaşacak. Toplam inşaat maliyeti eşittir arsa sahibine verilen dairelerin inşaat maliyeti ve müteahhite kalan dairelerin inşaat maliyetinin toplamına eşittir. Peki müteahhitin arsa pay maliyeti nedir? Arsa sahibine verilen dairelerin inşaat maliyetiyle arsa sahibine verilen nakit toplamı, yani artı sözleşmelerde ilave bir takım edimler yapabileceğimizi söylemiştik. Bunlar da varsa bunların toplamı müteahhit arsa pay maliyetini yansıtmaktır. Şimdi bununla alakalı güzel bir örneğimiz var. Biraz sonra geleceğiz. Birazcık daha netleşecek olay. Ama ondan öncesinde vergiyi doğuran olayı düşünmemiz lazım. Yani vergi ne zaman doğuyor? Üstadım da bahsetti zaten şeylerde. Arsa karşılığı inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay müteahhit arsa karşılığı konut veya bağımsız birimleri arsa sahibine teslimiyle gerçekleşiyor. Teslim bir tapuya cins tahsisi şeklinde düzenlemeyle yani dairelerin tapuya tescille oluşabiliyor. Ya da alıcının tasarrufunda kullanılmasıyla. Üstadım az önce bahsetti. Ne dedi? Kişi eğer ki aldı, daha tapu tescili gerçekleşmedi, tapunun herhangi bir işlemi gerçekleşmeden elimize bağımsız birime yönelik olarak bir tapu gelmeden kişi kullanıma başladı. Çünkü çeşitli sebeplerden dolayı belki askeri işçilik haddinden, o SGK bir takım mevzulardan dolayı şeyi alamadılar, temiz kağıdını alamadılar. Bu sefer tapunun tescili ve benzeri temiz kağıdı alınması işlemleri uzuyor. Ama kullanıma ve ilgili kişiye devrettik bu binayı. O kişi de gitti, elindeki ilk tapularla beraber, irtifak tapularıyla beraber gitti, elektriğini bağlattı, suyunu bağlattı veya bir doğal gazını bağlattı. Bunlar kullanımın göstergesidir. Yani bu kişi bu binayı teslim almış, artık kullanmaya başlamış. Bu zamandan itibaren vergi doğar. Burada katma değer vergisi yönünden de önemlidir. Aynı zamanda bu işlem yani teslim haricinde kişinin kullanımı gayrimenkul sermaye iradı. Yarın o teslim alan kat karşılığında arsasını verip de kendi bağımsız dairesini teslim alan kişinin yarın öbür gün bu arsada binayı, bu daireyi satması söz konusu olursa orada da çok önem taşımaktadır. Bu yönden dikkatinizi çekerim. Onlara bu kullanım tarihi, herhangi bir tescil gerçekleşmese bile o tarihlerde bu gayrimenkul sermaye iradının oluşması açısından dikkate alabilirler. Fatura düzenleme tarihine baktığımız zaman arsa sahibi eğer ki ticari nitelikte arsa teslimi ticari nitelikte bir teslimse, teslim sırasında düzenleyecek. Buradaki şeyin haricinde. Onun haricindeki bütün fatura düzenleme müteahhitin arsaya teslim etme zamanında kesilen fatura tarihiyle yine tescil, vergiyi doğuran olayın hukuk bulduğu zamanda. Yani tescil yapma genelde standart olarak tapuya tescil söz konusu olur. Tapuya tescil edildiği zaman da faturayı düzenlememiz lazım. Aynı şekilde eş zamanlı kavramını burada duruyoruz. İki tarafta arsa sahibi de az önce üstadım bahsetti. Onun gibi arsa sahibi de kendi ilgili şeyi düzenler. Karşılıklı faturaları düzenlerler. Burada faturalı düzenlemede bir takım özellikle tarihten sonra özellikli konulara geldiğimiz zaman eğer ki arsanın bir iktisadi işletmeye yani ticari şirketlere dahil olması durumunda
varsa ya da kişi daimi olarak bu işi yapıyor. Yani bir ticari işletme değil de bir müteahhit olarak tek başına gerçek kişi olarak, mükellef olarak bu arsa alım, satım ve inşaat işlerini yapıyorsa arsayı teslim ettiği zamanda faturayı kesmesi lazım. Artı hak karşılığı teslim almış olan müteahhit hak karşılığı teslim almış binayı teslim almış olan müteahhit bağımsız birimlerini bu sözleşmeyi yaptığı kişiye teslim ederken yani verdiği olayı vuku bulduğu tarihte KDV'sini de emsal bedel üzerinden hesaplaması lazım. Yani şöyle, şimdi bunu biraz dağıttım ben konuyu. Herhangi bir şekilde işlemimiz bitti. Biz kat karşılığı anlaşma yaptık. 8 daireyi teslim ediyoruz. Orada KDV hesabını yapmamız lazım. Arsa payı dahil olarak bağımsız birimleri kişiye teslim ederken KDV hesabını yapmamız lazım ve o KDV'yi de teslim ettiğimiz kişiden almamız lazım. Arsa karşılığını almıyoruz. Faturayı kesip faturayı kestikten sonra arsa karşılığını almıyoruz ama doğan KDV'yi emsal bedel üzerinden belli bir emsal bir bedel üzerinden hesaplayıp anlaşma yaptığımız arsa sahibinden tahsil etmemiz lazım. Bu da tabii ki burada biraz daha KDV konusuna gireceğiz. Peki KDV oranları ne olacak burada noktalarda? Emsal bedelini bir kere öncelikle bir emsal bedeli bulmamız lazım. Çünkü biz arsayı aldık, bir takım inşaat yaptık, inşa ederken az önce bahsettiğimiz gibi tam her şeyi faturalandırmadık. Düşük bir maliyet çıktı. Bu maliyet üzerinden mi müşteriye kat karşılığında almış olan kişiye teslim edeceğiz? Hayır. Öncelikli olarak emsal bedellere dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir şekilde biz müteahhit firma bir takım fatura almama veya başka yollarla bu giderlerini tevsik edemedi deyip de kayıtlarına yansıtamadıysa maliyeti düşük olacaktır. Ama emsal bedellerden düşük bir maliyette biz bunu teslim ettiğimiz zaman kat karşılığında arsa sahibine teslim ettiğimiz zaman KDV yönünden düşük KDV hesaplayıp düşük bir tahakkuk yapacağız. 5 yıl sonra aynı bahsettiğimiz incelemeleri geçirirken de emsal bedellerinin altında hesaplama yaptığımızdan dolayı hem arsa sahibine karşı bir yanlışlık yapmış olacağız. Çünkü arsa sahibine de düşük bir maliyette sattığımızdan dolayı yarın öbür gün onun satışında onun maliyeti düşük görüneceğinden dolayı daha çok kar çıkacak, daha çok gayrimenkul sermaye iradı ödeyecek. Aynı zamanda en önemlisi de katma değer yönünden devlete eksik KDV ödeyeceğiz. Bu sıkıntılıdır. Ben söyledim. Şimdi arkadaşlar bakın örnek var, şimdi istersen ona geçelim. Bir daire 100 metrekare çarpı 20 adet daire eşittir 2000 metrekare faydalı alan. Her yani o harç beyannamesindeki liste var ya, bu böyle bir liste geldi elimize, biliyoruz. Bütün daireler eşit, hani hesaplaması anlatması da kolay olsun diye bu örnek seçilmiştir. Şimdi anlaşma şu, 8 daire müteahhit için arsa sahibine, artı 12 daire müteahhit diyelim, eşittir 20 daire. Arsa sahibine sattıklarımızı verdiklerimizin metrekare büyüklüğü 800 metrekare, 8 çarpı 100 ya. 12 çarpı 3. Müteahhitte de kalanlar
1200 metrekare. Toplam 2000 metrekare. Bunu biliyoruz. Baştan biliyoruz. Sonra niye öğreniyoruz? Maliyetler oluşuyor. Harcamalar yapılıyor. İnşaat harcamaları. Atıyorum. 1 milyon lira. Örnekte öyle değil de kolay olsun diye. Örneği yapalım. 2,5 milyon lira. Bunun 1,5 inşaat harcamaları. Neyse ben gene benim anlattığımdan gideyim mi? Evet. 1 milyon lira toplam harcama yaptı. İnşaatı yapan. Böldük 20 daireye. Net daire başı 50 bin lira. Arsa yok. Arsa yok. Bu ne arsa sahibinin maliyetidir, satış bedelidir, ne de inşaatı yapan müteahhitin kendine kalacak dairelerin maliyet bedelidir. Böyle bir hesap yok. Nedir hesap? 1 milyon lira. Maliyet nedir? Edinirken katlandığın bedel. Niye katlandı?
size örnek vermişim. 83 senesinde 80 milyon almış. Büyük para değil mi o zaman? Alamazdık biz. 6-0 gitti. Bugünkü maliyeti 80. Ne diyor? Gerçek kişide getiren dekse bu. Bu imtihar vermiş Kanun Koyucu. Dolayısıyla bu arsa bedeli karşılığı 7,5 milyon liralık bağımsız bölüm aldıysa, yani 7,5 trilyonluk bağımsız bölüm aldıysa, 7,5 trilyonluk bir ülke katlandı mı arsa sahibi? Cebinde böyle bir para çıktı mı? Çıkmadıysa maliyet olur mu? Olmaz. Yani orada karıştırmayalım, müteahhitin arsa sahibine teslim ettiği bağımsız bedeller için düzenlediği faturanın katma değer eksim hatıra olmak dışında hiçbir kıymet harbiyesi yoktur, nokta. Ben de burada biraz gaza geldim. orada da maliyet diye anlatımın heyecanı içerisinde ben yanlış yaptım, kusura bakmayın. Yok senin şey bu, hayır, genel bir şeydir bu. Evet. Ne olacak şimdi, 83'te almış. Bu yani arsanın değeri ne olacak şimdi? Para da büyük para, örnek verdim size. 9 bin lira çıkıyor maliyeti dairenin. 300 bin liraya da satıldı o daire. 280 bin lira başladı. Yani paradaki fark kar. Ve bu mu olacak diye. Tabii herkese vergi ödemekten kaçınır. Ya böyle yapsak acaba? Yok böyle bir şey. Yani böyle bir maliyete katlanmadı. Zaten yargının da görüşü o doğrultuda, yani böyle bir şey yok. Arsa arsadır. Zaten bunun servetinde herhangi bir artış olmamıştır. O zamanki arsası bugün işte 50 daireye dönüşmüştür. Şekil değiştirmiştir. 50 daire. Demek ki ederi 50 daireymiş 83 senesinde aldığında bu dairenin gibi. Yani bu servet artışı olmadığı için bundan vergi aranmaz. Hatta teslim de değildir, KDV de olmaz anlamındadır yargının görüşü. Fakat gelir dairesinin görüşü hayır diyor. Ben bunu satmaya başlarsan da alırım. Hem de nereden alırım? Özür diliyorum. Hem de nereden alırım? Geldi. 2010 senesi tamamlandı da hani daha vergi doğranı boğmadı. Biz ne yapıyoruz? Müteahhit açısından burada bilanço hesapları yapıyoruz. Maliyet ve satış avansa. Dolayısıyla nerede bunun defterini duruyoruz, vergi defterini? Vergi doğru olay olduktan sonra gelir tablosuna intikal ettiriyoruz bunları. Yani burada bunlar 600 oluyor, 620 oluyor. Falan, satılanları tabii. Ve KDV. KDV için söylenecek bir şey var. Eğer buralarda fatura düzenlendiyse, herhangi bir ayda, o ay KDV'sini beyan edecek. Kim müteahhit? Bu arsa sahibi açısından ise işte bu faturanın düzenlendiği tarihte yeni iktisap edilmiş tarih olarak sayılıyor. Bu artık geriyi yok sayıyor. Dolayısıyla bu arsa karşılığı daireler edindi. Bunun edindiği tarihi bu tarih sayıyor. İktisap tarihi arsa sahibi açısından. Ve bundan sonra ya 5 yıl geçer de satarsa değer artış kazancı söz konusu olmayacak. Garabettir ama maalesef Yeni Dersi'nin görüşü bu doğrultudadır. Sadece şeyi açıklamıştır 60 dolu tebliğiyle. Ne demiştir? Mirasıl intikal. Yani miras yoluna geçtiyse bu, onu değer artış kazancı vergisi aramam daireyle satsa demiştir. Ama ticari kazanç tarafı soru işaretidir. Yani birden fazla satarsam vergi alabilirim anlamındadır bu. Hatırlayın, bu galerilerde çalışan çocukların üzerinden alım satım işlemleri yapıldı. Gel dediler, sen 12 tane araba satmışsın, bunun vergisini neden beyan etmiyorsun gibi durumlarda karşı karşıya kalabilir her zaman bu arsa sahipleri. Buyurun. Hocam sağdaki üst tarafta verdiğiniz örnekte biz şunu mu anlıyoruz? 1 milyon TL'yi 200'e böldünüz ve metrekare artı 12.
12'ye böl bakayım. 80 bin lira. Amacımız şu muydu hocam? Müteahhit devletler arsa maliyetini bu şekilde tespit etmiş olduk. Aynen Türkçesi şudur. Teşekkür ediyorum bunun için. Onu eksik bıraktım. Ben müteahhit olarak ne yaptım? 1 milyon lira para harcadım. Kaç daire var? 12 daire. Dolayısıyla 12 daire elde ettim. 1 milyon lira para harcadım. Ben teşekkür ederim. Örneğinizde biraz daha kolaylık göreceksiniz. Hemen gerçi örnek aşağı yukarı anlatıldı ama en azından rakamları görmeniz açısından tekrardan şeyler veren atlayacağım. Tabii bu arada ondan daha önce bir KDV oranlarında değişiklik söz konusu. Daha önceden 150 metrekare sınırıyla oluşan KDV oranları 1-1-2013'ten sonra bazı bölümlemelere göre bölümlenmiştir. İş yerleri için eski KDV oranı aynen devam etmekte, hiçbir değişiklik olmadı. Ama 2012 4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile büyük şehirlerdeki lüks ve birinci sınıf konutlarda ruhsatın alındığı tarihte arsanın metrekare vergi değeri 500 ile 999.99 TL arasında ise %8 olarak değerlememiz lazım KDV oranını. Bu değer aynı şekilde bu dediğimiz saydığımız bölgelerdeki değer 1000 liranın üzerinde ise %18 olarak kesmekteyiz. Diğer illerde yani Büyükşehir Belediye'nin ilgili Bakanlar Kurulu kararında yer almayan yerlerin haricindeki illerde 150 metrekareyi 150 metrekareyi aşmayan konutlar %1, aşanlarda ise %18 olarak değiştirilmiştir ki bu 1-1-2013'ten itibaren bildiğiniz gibi kullanılan KDV oranlarıdır. Az önceki örneğe başlangıç olarak yani aşağı yukarı anlatıldı zaten örnek. Arsa payı maliyetinin hesaplamasında şöyle bir çok özür diliyorum ya. Şimdi bu Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen yeni oranlar var ya sevgili meslektaşlarım. Biliyorsunuz bu 1998 yani o temiz el kanunu 4369'dan evvel sosyal istisnalarda idi. Yani 150 metrekarenin altındaki konutlar sosyal konut sayılıyor idi ve katma değer vergisinden istisna edilmişti. Ne yapıyorduk o zaman? 150'yi aşanlara altında kalanları oranlıyorduk. Getiriyordu demir faturasını. O orandaki KDV'yi altında kalanları maliyete, üstünde kalanları indirime yazıyor idik. Sonra %1 KDV'ye tabi tutuldu sosyal konutlar. Yani 150 metrekarenin altındaki konutlar. Üstündekilerden genel oran olarak tespit edildi. Geçti zamanlar. Şimdi bizim Güngören'in Merkez Mahallesi'ndeki 160 metrekarelik daire sosyal konut sayılmadı. Diyelim ki 150 bin lira satış bedeli. Etiler'deki 98 metrekarelik daire satış bedeli 750 bin lira. O sosyal konut sayıldı. O da %1. Yani bir garabet vardı. Onu düzeltmek amaçlı olarak büyük şehirlerde tabi arsaların metrekare birim fiyatı yani belediyedeki emlak vergisine esas metrekare birim maliyetleri ölçü alındı. Şimdi burada yalnız bir durum var. Soru şu, birim metrekaresi emlak vergi değeri 400 lira. Biz bunu aldık 1200 liraya. Tapuda da işlemi 1200 lira. Peki 400 liraya mı sayacağız? 1200 lira mı sayacağız? 400 lira sayarsak %1 KDV, 1200 lira sayarsak %18 KDV. Şimdi böyle bir garabet vardır, çözülmesini bekliyoruz. Evet, buyurun. Evet,
Efendim 1-1-2013'ten öncekiler zaten 150 metrekarenin altında ise 101. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Çünkü o tanımlama şöyledir. 150 metrekarenin altındaki konut, mesken, üstündeki TOKİ'de üretse konut mesken veya iş yeri üretirse iş yeri veya Ahmet yurdum insanı ürettiyse o da mesken veya konut veya iş yeri. Ya o kat karşılığının bir tahsilat şeklidir hasılat paylaşımı. Dolayısıyla teslime konu olan bağımsız bölüm daire metrekaresi. Yani daha doğrusu mesken ve konutsa eğer o konut tarifede yani o bir sayılı, iki sayılı, üç sayılı listelerde katma değerlisi oranlarında neyse oranı o tatbik edilir. Yani TOKİ olsun olmasın, hasılat paylaşımı veyahut da kat karşılığı, yani daire karşılığı fark eden bir şey söz konusu değildir. Teslime konu olan neyse onun oranı uygulanır. Tamam. Şimdi o bir garabettir, bekliyor. Yani bu düzenlemeden sonra bu konuda özelge istemeye cesaret edebilen birini göremedik daha. Evet. Bu tanımlandı işte netleşti olarak. O tanımlandı. Yani eski yani zaten bu düzenlemenin amacı o garabeti ortadan kaldırmak idi. Kaldırayım derken başka türlü bir şey geldi. Şimdi bakalım nasıl çözülecek. Kentsel dönüşümü ayrı tutmuştur burada bu düzenlemede. Kentsel dönüşümle ilgili olanları ayrı tutmuştur. Yani Bakanlar Kurulu kararında o var. Evet. Şimdi KDV ile ilgili konudan örneğimize geçmiştik. Bu konuda önemli olan meslektaşlarımızı aydınlatmak nereden ilgili. Evet. Zaten başta demiştik soruları cevaplandıracağız diye. Evet. Bir daire arsa maliyetini hesaplamak için arsa sahibine verilen daireler inşaat maliyeti bölü müteahhite kalan daire sayısı gibi bir formül kullanabiliyoruz. Az önce burada da benzeri bir örneği yaptığımız zaman şuları dikkate alırsak konut adedi 20 adet. Müteahhite kalan daire sayısı 12 adet. Anlaşma karşılığında 8 adedini arsa sahibine vereceğiz. İnşaatın bina inşaatının bitmesi durumunda 1,5 milyon lira civarında 1,5 milyon liralık bir maliyet oluşmuş. Burada harcama yapılmış. Yani betondur, harcıdır vesairesidir 1,5 milyon lira oluşmuş. Bunun üzerinden 75 bin lira bir adet dairenin inşaat maliyetini buluyoruz. Ve bir adet daire arsa payı maliyeti 50 bin lira. Toplam maliyet olarak da 125 bin liraya mal oluyor. Burada şuna dikkat edelim. Bu kadar böyle 125 bin lira diyoruz. 100 metrekare. Biraz sonra başka bir slide'da da oluşacak. Tabii ki maliyet metrekareler farklıysa buradaki hesaplamamız da biraz daha farklılaşacak. Şimdi bunu nasıl yaptık oradaki rakamları? Bir daire arsa maliyetini nasıl bulduk? Arsa sahibine verilen daireler inşaat maliyeti bölü müteahhite kalan daire sayısı. Yani 1,5 milyonu öncelikle 20'ye bölüyoruz ve 8 ile çarpıyoruz. Çünkü 8 tanesini ilgili arsa sahibine teslim edeceğiz. Sonra da bize 12 tanesi kalıyor. Bunları bu işlemi yaptığımız zaman bir adet dairenin arsa payı maliyetini tespit etmiş oluyoruz. Bunu biraz da buradaki diyagramdan baktığınız zaman daha gözünüze rahat bir oluşacak. İnşaat maliyetimiz yani toplam yapmış olduğumuz gider 1,5 milyon lira. Arsa maliyeti 1 milyon lira. Toplam maliyetimiz yani tüm dairelerin 20 dairenin toplam 2,5 milyon lira.
arsa sahibinin listesi ve müteahhitin listesinin hesabında da 75 bin lira inşaat maliyeti, tek bir daireye düşen şey 8 ile çarpımı, arsa maliyetinin 8 daireyle çarpımı, işte burada da rakamları birer birer tek tek görüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz konu, Üstad anlattı buradaki emsal değer bedeli konusunu. Bizim toplamda arsa payı dahil maliyetimiz 1 milyon lira. Biz kişiyi perakende satış olarak nitelediğimiz zaman perakende satışlarda %10 kar marjı, kar marjını da koymamız gerekiyor bildiğim kadarıyla. Onun üzerine ilave ediyoruz. Yaptığımız teslimat %1'lik KDV'ye dahil olduğu için emsal bedel üzerinden yaptığımız çalışmada 11 bin lira bir şeyimiz var. Burada şunu hatırlatalım yalnız, emsal oluşmamışsa bu. Yani hiç daire satılmadı o inşaattan. Bitirdik. Arsa sahibinin paylarını veriyoruz. O zaman bu hesap yapılır. Ama inşaat sürecince bir satış varsa emsal oluşmuştur. Bu hesap yok sayılır. Hiç yapılmaz. 300 bine satıldıysa eşdeğer daire, o semtte de olabilir. Aynı inşaatta da olabilir. 300 bin lira üzerinden dairenin faturası düzenlenmek zorundadır. KDV'si hesaplanmak üzere. Bir de affedersiniz, müteahhit için hani dedik ya bu fatura sadece katma değer eksi matrağı için düzenlenir. Müteahhitin kesinlikle hasılatı değildir. Arsa sahibinin de maliyeti değildir. Sadece katma değer eksi için düzenlenir. İşte muhasebe kaydı da budur o faturanın. Buyurun. Doğrudur. Haklısınız. Doğrudur. Doğrudur. Yok orada o çünkü. Yani böyle bir maliyete katlanmıyor. Şimdi şöyle. Hani bir 150 borçlu o kafayı karıştırdı o kayıt. Şimdi zaten diyelim ki yurdum vatandaşı değil de benim şirketimin bir arsası var. Yüksel Bey'in şirketine kat karşılığı verdi. Orada da bir fatura düzenlenecek. Orada karşılıklı fatura düzenlenecek. Yüksel Bey'in bana teslim ettiği şeylerin, dairelerin veya iş yeri varsa iş yerin toplam emsal bedeli 1 milyon lira ise o bana 1 milyon liralık bir fatura düzenleyecek. Ben de ona 1 milyon liralık arsa için fatura düzenleyeceğim. Efendim? Zaten, hayır zaten karşılıklı kapatıyor. Kapatıyor. Yani orada sadece katma değer vergisi matrahı için o fatura düzenlenir. Çünkü ben arsam vardı 250 hesapta. Benim bir arsa sahibim. Ne oldu? Karşılığında 8 tane daireye bağımsız bölüm geldi. Ben onu ne yapacağım arsayı? O faturayla 252 nolu hesaba aktaracağım, bu kadar. Bir de katma değer vergisini hesaplanan KDV olarak beyan edeceğim. Müteahhitin kestiği faturadaki KDV'yi de aynı KDV olacağı için indirecek KDV olarak beyan edeceğim. Şimdi benim şirketim 2 seneden fazla aktifinde kaldığı için bu arsa katma değer vergisi hesaplamadan faturayı düzenleyeceğim. 17'ye R istisnasını kullanarak. Tamam? Evet. Şimdi birazcık
emsal bedel ve maliyet şeyleri konularını anlattık zaten. Direktman maliyetlere ilişkin muhasebe kayıtlarını anlatıp ben burada özel amaçlı inşaatlarda bir takım ivazsız intikaller ve benzeri vergilendirme konusunda değindim. Özel inşaatlara son vereceğiz. Özel inşaatlarda malzeme alımlarında işte ham madde ve KDV olarak kayıtlarımızı yapıyoruz. Malzemeyi aldığımız kişilere de alacak veriyoruz. Peki malzemeler inşaatlara sevk edildiği zaman da bunlar ham madde hesaplarında 710 hesaplara derman ediliyor. Sonrasında ise ayrıca işçilik giderlerimiz söz konusu. Şantiye elektrik giderleri, bunlara yönelik olarak yaptığımız bordro kayıtları, benzeri kayıtları da bu şekilde kaydedebiliriz. Gider kayıtlarımız bu şekilde oluşmakta. Dönem sonlarında inşaat maliyetine bunları 710'a aktarmıştık bir takım maliyet giderlerini. 711, 721 ve 731 şeklinde yansıtma hesaplarımızla inşaat maliyetinin içerisine kaydedeceğiz. Bu genel yansıtma işlemleri standart olarak imalat maliyeti yapan diğer firmalarla benzeri şekildedir. Pek bir farkı yoktur, aynıdır. Yani %90 olarak işte bölümlemeleri haricinde birinci şeyde aynıdır. Daire bazında maliyet biz hep 100 metrekare üzerinden standart maliyet olarak konuştuk. Birinci bölümde anlatıldığı gibi Excel tablosunda görmüştünüz. Farklı birim maliyet hesapladıktan sonra farklı metrekareler varsa bunların ölçülerine göre bu maliyet dağıtımını yapmamız lazım. Yoksa genelde toplam maliyet bölü daire sayısı gibi bir düşünceyle ortalama maliyeti kullanmamamız gerekir. Satış esnasında muhasebe kayıtlarımız nasıl olacak? İşte bildiğimiz gibi benzer standart bir kayıt. Her bir daire 250 bin liraya sattığımızı varsayıyoruz. Hasılat ve KDV, ilgili KDV oranı neyse ona alacak veriyoruz. Kim aldıysa ona borç veriyoruz 120'de. Satılan mal maliyetlerini de inşaat mamul hesaplarımızdan 620 hesaba virman ediyoruz. Burada bir hatırlatma. Şimdi biliyorsunuz 252 bin liraya tapu yapılmaz. Yuvarlak 250 bin lira. Peki katma değer vergisinin matrağı kaç? %1 ise iç yüzdeyle katma değer vergisi bulunacak. Çünkü alıcı nihai tüketicidir. Katma değer vergisi dahil alıcının maliyetidir. Yani bu da tartışmalı bir konudur da bunu açıklama açısından dedim. Yani burada biz 250 müşteriyi borçlandırırız 250 bin lira. Dolayısıyla iç yüzdeyle KDV matrağı kadar hasılat ve %1 de KDV olarak hesaplarız. Ha, 250 artı KDV de satılır. Bir de tapuyu 252 bin 500 liradan yapar. O zaman kayıt budur. Evet. Son olarak bu örnekle alakalı yaptığımız daire satışlarında birinci şeyde maliyetini görmüştük. 250 bin liraya sattık. Burada da arsa sahibine teslim, 8 dairenin arsa sahibine teslimi vardı 125 bin lirada. Tabii onu bir satış olarak nitelendirmediğimiz için bir kar oluşmamaktadır. 250 bin liraya 12 daireyi sattığımız zaman 3 milyon lira gibi bir gelir elde ediyoruz. Maliyetimiz 1,5 milyon liraydı. 1,5 milyon lirada net karımız doğuyor. Peki iktisap bu genelde bahsettik zaten. İktisap tarihi geçiş yaptık burada. Arsa sahibinin dairelerini satması halinde. Şimdi ayrı bir konuya geçtik. Örneğimizi kapattık az önce. Biz arsaları binayı yaptık. Arsa kat karşılığı arsa yapan kişiye daireleri teslim ettik. O daireleri o kişi sattığı zaman veya elde ettiği zamanki olaylara geçiyoruz. İktisap tarihi neden önemli bunlar? Çünkü kişi o daireyi alıp da
satacağı tarih arasındaki gayrimenkul sermaye artışlarının oluşup oluşmadığı gibi hesaplamaları yapması lazım. Kişi açısından biraz önce konuştuk zaten bu konuları, tekrar ediyorum ama kişi açısından bu iktisap tarihi nedir? Tapuya teslim edildiği ve tapuya teskiniyle söz konusu olur. Ya da cins tahsisi denilen tapuya teslim ediş tarihini dikkate almamız lazım iktisap tarihi olarak. Ben eğer ki arsamı verdim, dairelerimi aldım, o günden itibaren saymaya başlayacağım. Gayrimenkul sermaye iradının istisnası ne zaman olacak? Ne zaman? Değer artış kazancı. Pardon, yanlış söyledim. Bunlar ne zaman olacak? Bunun hesaplamasını yapmamız için. Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi herhangi bir şekilde tescil, tabii konuları biz bir anda şekilde işlediğimiz için tekrar slaytlar da ortaya çıkmakta. Herhangi bir şekilde tescil söz konusu değilse gayrimenkulü kullanımla alakalı olarak elektrik, su, doğalgaz gibi bölümler yaptığımız sözleşmelerde bizim iktisap tarihi ve bu değer artışla ilgili bölümü de kullanmamızı yönünde fayda sağlıyor. Peki arsa sahibinin satışı halinde kendi binaları, kendi dairelerinin satışı halinde ki vergilendirmeye baktığımız zaman iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde bir defada aynı kişiye satılması durumunda ne gibi bir durum olabilir? Gayrimenkulün satışından elde edilen toplam bedelle ilgili olarak ilgili yılda geçerli olan istisna tutarı bir kez uygulanır. Yani birden fazla daire var elimizde, 10 tane daire var biz veya deminki örneğe bakarsak 8 tane daire vardı. 8'ini aynı anda 5 yıl içerisinde bir defada aynı kişiye sattığımız zaman istisna tutarı o yıldaki satışla alakalı istisna tutarını bir kez uyguluyoruz. Ondan sonra kalan kısmını değer artış kazancı olarak vergilendiriyoruz. Yani bu arsa müteahhitten arsa sahibine gelen dairelerle alakalı vergilendirme. Peki söz konusu birden fazla gayrimenkulü az önce 5 yıl içinde bir defa da bir parti halinde sattı. Aynı kişiye farklı tarihlerde, farklı kişilere aynı tarihlerde veya birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda gayrimenkul satım işiyle uğraşıldığına dair bir karine oluşturmakta. Yani bu kişi bunun ticaretini yapıyor. Bu işte bir kazanç gelir elde ediyor düşüncesiyle bir karine oluşuyor ve bundan dolayı da ticari kazanç olarak değerlendiriliyor. Bununla alakalı 9 Haziran 2011'de bir özelge çıkmıştır. Teşekkür ediyorum. Şimdi burayı açıklamak lazım. Şimdi bu bir garabettir. Bu vergi dairesinin yani deli dumrulu vergisi gibi bir vergi almasıdır. Ne demek yani ben 20 sene evvel mirasla aldım. Mirastakinin çünkü değer artış kazancı yok diyor. Ama ticari kazancı buradan bu görüşte sokuyor. Şimdi bunlar şu anda biliyorsunuz mecliste bir gelir vergisi yasa tasarı taslağı var. Yani gelir vergisi kanunu yenileniyor. Dolayısıyla kurumlar vergisi kanunu da onun içine koyuluyor. Orada yıllar itibariyle işte şu kadar yılsa indirimli bir şey modeli, istisna modeli. Yani karın %85'ini vergiliyor. Sonra %75'ini vergiliyor. 2 sene sonra %60'ını vergiliyor. Veya %20'sini vergiliyor gibi bir oranlarla ben bundan vergi alacağım ama hakkaniyetli olsun adına yeni gelir vergisi yasa tasarı taslağında böyle bir kademeli vergileme getiriliyor. Bu şekilde yasal düzenleme olmadığı için bu garabetleri yaşıyoruz. Böyle durumda olanı varsa beyanname verirse ki versin, ihtilazi kayıtla versin, vergiyi ödemesin.
yargının sonucunu beklesin. Yargı haklı bulacaktır diye düşünüyorum. Sadece şahsi görüşümdür. Buyurun. Özel inşaatlarda yani arsa sahiplerinin dairelerin satması konusunda son iki slayda geldik. Bitireceğim ben şimdi bu konuyu. İvazsız iktisaplarda yani bedelsiz olan iktisaplarda vergilendirme konusuna baktığımız zaman invasız olarak yani herhangi bir bedel alınmadan iktisap edilmiş olan gayrimenkulün üzerine sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin daha sonra elden çıkarılması durumunda değer artış kazancı kapsamında değildir. Çünkü veraset invasız olarak da olsa burada bir vergi veraset intikal vergisi ödenmesi söz konusudur. Bundan dolayı değer artış satış kazancı oluşmamaktadır. Son olarak yine veraset ve intikal de vergisinden dolayı değer artış kazancına tabi olmayacak ikinci bir şey de veraset yoluyla. Yani bir kişinin ölümü sonucunda miras yoluyla herhangi bir şekilde onun miraslarına geçen menkullerde inşa aşamasındadır, daha bitmemiştir, kişi ölmüştür, ondan sonra ölüm sonrasında mirasçılarına devrolur, onlar veraset yoluyla devralmışlardır, cins tahsisi yapar müteahhit, elde etmiş olurlar, bunlar değer artış kazancına tabi midir? Değildir, çünkü veraset intikal vergisi ödenmiştir. Bunlar da değer artış kazancına gelir vergisi sirküleri 2011'e 2'de açıkça yazılmıştır. Ben burada sözlerime son verirken beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok basit. 83 senesinde arsayı aldım 80 milyon liraya, yani 80 liraya. İşte 2010 senesinde inşaat tamamlandı, 2011 senesinde de bağımsız bölümler aldım. Ondan sonra da sattım. Maliyetimle 80 lirayı enflasyona endeksleyerek sattığım tarihteki bedeline getiriyoruz. Maliyet bedeli olur. Tamam? Efendim? Şimdi kat karşılığı mı konuşuyoruz? Kat karşılığı. Kendi arsamızsa da aynen. Şimdi şöyle yalnız. Örnek verelim. Ticari iş yapmıyor ise farklıdır. Ticari iş yapıyorsa ve aktifinde kayıtlıysa arsa farklıdır. Kendi arsasına 20-15 sene evvel bir arsa edindi, üzerine inşaat yapacak ve satacak. Evet. Dolayısıyla ticari faaliyeti o inşaat ruhsatını aldı ya, kazmayı vurdu. O tarihte ticari faaliyeti başladı demektir. O tarihte aktifine alacak maliyet olarak bunu 80 liraya endeksleyecek o güne. O gün arsanın maliyeti kaç lira çıkarsa o bedelle tapuda 80 lira yazıyor ya. Onun üzerine bir de endeksleyecek, hesaplamayı yapacak. Enflasyonu endeksleyecek. Belli o zaten. Enflasyon düzeltmesi yaptık ya hani. Orada neydi? Bedeller 2004, 2003 sonuna doğru kadar belliydi. Katsayılar. Sonra zaten her ay açıklanıyor onlar. Tefe ve üfe oranları. Getirecek bugünkü orana ve o maliyeti bulacak. Defterine maliyet olarak arsayı o maliyette koyacak. Hayır efendim, gider pusulası yok. Ya bu gider pusulası meselesi çok kafa karıştırdı. Yok böyle bir şey. Efendim? Kimden gider pusulası düzenleyecek? Kendi kendine mi gider pusulası düzenleyecek? Böyle, var mı böyle bir şey? Tapu var elinde. Takılmayın o işlere. Tapu var elinde. Edindiğine dair. Tapu var. Gider pusulası gerekmez.
Yani ben noterden araç aldım. Noter satış senedi yetmiyor belge olması için. Bir de gider pusulası düzenleyeceğim. Yani yok, böyle bir şey yok. Yok. Yani evet. Tamam mı sorunun cevabı? Evet, buyurun. Evet. Efendim şimdi o da bir garabet tabii. Şimdi biliyorsunuz arsa sahibi, yurdun vatandaşı, bir 70'lik hanımefendi, ninemiz, annemiz arsasını müteahhite kat karşılığı veriyor. Diyor ki şeyin yapı denetim şirketiyle o annemiz şey yapıyor, sözleşme yapıyor. Ruhsat onun üzerine. Yok. İnşaat ruhsatı şeyin üzerine düzenlenir. İnşaatı yapar diye. Onun vekaleti üzerine. Git efendim vergi mükellefiyeti tesis ettir vesaire. Şimdi bunlar bizim hiçbir vergi kanunumuzda yazmaz böyle bir şey. Bunlar yerel yönetimlerin bir zorlamasıdır. Ticaret odası git diyor, kayıt ol ticaret odasına diyor, aidat ödettirecek. Belediye gitti, vergi kaydını yaptı, ruhsatını ona göre veririm. Böyle bir şey yok. Yani bizim vergi kanunlarımızda böyle bir işe başlama tarif edilir mi? Hiç işten güçten alakası yok. Kadıncağız zamanında ya anasından babasından kalmış veya edinmiş bir arsa, üzerine bina inşa ettiriyor. İşte çocuklara, torunlara bırakırız miras diye. Gel onu sen vergi mükellefi yap. Ne anlar? Yani ödevlerini bilemez ve lüzum da yoktur. Bilip bilmem önemli değil. Böyle bir işe başlama tanımı yoktur bizim vergi usul kanunumuzda. Efendim onlar şeyle, bu özel sözleşmelerle onların garantisi alınır. Biraz akıllı bir avukata, yani hepsi akıllıdır da, yani tanıdığı bir avukata verecek 3-5 kuruş. Müşavir hizmeti sözleşmesini yaptıracak, haklarını bir avukat vasıtasıyla koruyacak. Sakın bu işlerde kendiniz müşavirle, yani hukuk müşavirinin yerine kendinizi koymayın. Yani bir taraf yanar, ondan sonra sizi anmaya başlarlar. Buyurun. Ha, evet. Affedersiniz. Şimdi o şeye gelelim. Nereden çıktı bu? İşte o ruhsatın arsa sahibinin üzerine çıkması veya yapı denetim şirketiyle arsa sahibine sözleşme yaptırılması. Faturayı tabii de yapı denetim şirketi arsa sahibinin adına düzenliyor. Üzerinden katma değer vergisi hesaplanıyor. Vesaire vesaire. Bir de şurada var. 150 bin lira tarifesi şeyin Mühendis Mimarlar Odası Birliği'nin, yani yapı denetim şirketinin alacağı ücret. Onlar bizden beter. 25 bin liraya, 50 bin liraya sözleşme yaptılar. Tabii 150 bin lirayı o yapı denetim şirketi namına müteahhit götürüyor, belediyeye yatırıyor. Kim çekmeye yetkili parayı? Yapı denetim şirketi. Parayı çekiyor, ondan sonra farkını geri veriyor. Maalesef bunlar olumsuz şeyler ama bunlar da yaşanan şeyler. Şimdi gelelim, bizimki düzgün yaptı. Sözleşmesi de tam parasıyla yaptı. Arsa, şimdi orada kat karşılığı inşaat sözleşmesinde bütün bunların hepsi yazar. Şu giderlerin tümü müteahhite aittir. Hatta vergi, resim, harçlar der. Orada katma değer vergisini söylemeye unuturlar. Dolayısıyla katma değer vergisi acaba vergi, resim, harçlar grubundan mı sayılır? Yoksa başka bir vergi türüdür? Ayrıca aranır mı anlamında? Bana göre orada yazsa da yazmasa da katma değer vergisi aranır ayrıca. Yargı kararları da bu doğrultuda. Şimdi peki müteahhitin biz muhasebecisiyiz. Geldi yapı denetim şirketinin faturası. Bir de tapudan harç makbuzu geldi. Arsa sahibi adına düzenlenmiş. Eğer sözleşmede bunların müteahhite ait olduğu yazıyor ise müteahhit bunu giderleştirir. Arsa sahibi adına düzenlenmiş tapunun harç makbuzunu da sözleşmeye istinaden maliyete yazar. Bu bir. Çünkü o ödüyor. İki, yapı denetim şirketinin faturasını da
katma değer vergisi dahil maliyete yazar. Katma değer vergisini indiremez. Niye? Fatura kendi adına değil. Fakat bunu neye göre söylüyorum? Vergilemede olayların gerçek maliyeti esastır. Vergi usul kanunumuzun 3. maddesinin C fıkrası. Maliyet yazar ama katma değer vergisini indiremez. Tamam. Şimdi bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Bu Ataköy konutlarını bilirsiniz. Bunlar bayağı ciddi rakamlara satıldı. Ve inceleme birimi, büyük inceleme birimi, Vergi Denetim Kurulu'nun bu satışların tümünü incelemeye aldı. Herkesi kaça aldın diye sorguladı. Şimdi bir arkadaşımız da iki daire almış. Birini kendi adına tescil ettirmiş. Birini de eşinin adına tescil ettirmiş. Eşine sormuşlar. Kaça aldın? İşte bedeli belli. E parasını nasıl ödedin? Eşim ödedi demiş. Ne oluyor? Eşinin karısına hibesi. Hibe biliyorsunuz ivasız intikaldir. Ama veraseten intikal değildir. İşte bu hibe rolüne intikaldir. Ne yapacak? Eşi bu ifadesine istinaden gitti. Veraset vergi beyannamesi verdi. Biliyorsunuz eğer miras kalsaydı %3'ten başlıyordu vergi oranı. Hibe olduğu için %10'dan başlayan oranla vergisini öder. Baba oğluna da bu şekilde daireyi verirse eğer, hibe ederse mutlaka veraset vergi beyannamesi vermelidir. Buyurun. Peki sizin işletmenin aktifinizde mi kayıtlı bu? Arsa bizde. Arsa sizin aktifinizde kayıtlı. Yani kat karşılığı bir de yüzde karşılığı inşaatı verdik. Yani sizin işletmenin aktifinde kayıtlı arsa, evet. Müteahhitle kat karşılığı sözleşme yaptınız, yapı denetim şirketi size fatura etti. Evet. Çok doğru bir şey yapmışsınız. Alacaksınız onu, olağanüstü gider ve karlar hesabına kaydedeceğiniz, faturayı keseceksiniz, hasılata kaydedeceksiniz, nötrleşecek. KDV ile indireceksiniz, hesaplanan KDV olarak da beyan edeceksiniz. Evet. Doğrudur, evet. Kullanmaya başlamadır onun karşılığı. Yaşam belirtileri olarak. Doğrudur. Kat mülkiyet tapusunun tescili. İsterseniz devre mülkü dışarıda da konuşabiliriz. Buranın konusu olmayabilir. Onun çok farklı konumları var. Olmaz mı? Evet, siz. Buyurun. Benim söylediğinizde küçük bir nakliye tutulur. Eşime verdiğim... Ha, siz kaptınız. Evet. Siz. Estağfurullah. Buyurun, buyurun. Başladınız, buyurun. Eşime parasını verip de eşime onu ödemiş. Direkt ödemeyi. Yani gayrimenkulün ödemesini o maliyenin yaptığı çalışmada Ataköy'e eşimle fark eden bir şey var mı? Kapıcıya veririm parayı götürür yatırır. Evet. Efendim bakın vergilemede olayların gerçek mahiyeti esastır. Önemli olan bir daire satın aldı. Kim? Eşi. Neyle? Eşinin verdiği parayla. Eşi o parayı niye verdi? Borç mu verdi? Hayır. Değilse hibedir. Onun için vergi söz konusu. Hayır, bir yere başvurmaya gerek yok. Olayın gerçek mahiyeti bu. Evet. Buyurun efendim siz. Ondan sonra en arkadaki. Daha çıkmadı. Yani tasarı taslağı mı? Hiç konuşmayalım. Lütfen. Başka soru varsa alayım. Çıkmayan şeyi konuşmam. Buyurun efendim.
Başka türlü çıkar, ondan sonra sen de dilin dersiniz. Çıksın hele bir yayınlansın resmi gazetede, ondan sonra tartışacağız. Buyurun. Bu arsa sahibi bize arsayı verecek. Çok üzere, eskiden üzerinde kayıtlı. Biz bunu raiç değer üzerinden alıyoruz. Raiç değerde gerçek emsal değerlerin çok altında. Tek alabilir miyim soruyor adam. Bir arsayı aldık biz inşaatçı olarak, yapmaya karar verdik. Bir arsa bedeli, raiç bedelini aldık veya tapuda yazan değerini aldık. Ama güncel değeri çok altında. Efendim? Genelde de böyle. Bunu yükseltmek istiyorum. Yükseltemezsiniz. Neden? Ben bunu henüz işe başlamadan böyle bir hayal kuruyorum. Çünkü buranın arsa maliyeti, inşaat maliyetiyle... Gelin gerçekleri konuşalım. Hayalleri konuşmayalım. Ne olur. Ne olursunuz bakınız. Yanlış yönlendirmeyelim müşterimizi. Yani kaça aldıysa oradan bedeli ödesin, tapuyu da onun üzerinden. Yok zararı. %30 vergi farkını da ödesin arsa sahibinin. Hocam alım satım yok. Başka bir şey bahsetmeye çalışıyorum. Alım satım yok. Ben yeri alıyorum. Neticede burada ortak faydamız var bizim. Biz toprak sahibiyle aynı şeyi düşünüyoruz. Şimdi burası bir benim için de maliyet konusu, onun için de ileride bir maliyet konusu. Ben bu yeri aldım, raiç bedel veya tapu değeri 100 lira. Ama gerçekte fiiliyatla bu yeri satın almaya kalksam 500 lira. Tamam. Bunu kapatmak istiyorum. Efendim, alım satıma konu olan bedel hangisi? Gerçek bedel. 100 lira. Tapuda. 500 diyorsunuz. Efendim tapuyu geçin. Onlar harcı eksik ödemek için istedikleri gibi gösterirler. Hatta tapu onları uyarır ya, buranın emlak vergi değeri 70 lira, oradan gösterir. İşte burada neyi baz alacağız? Orada kaç liraya satın alındıysa onu baz alacaksınız efendim. 500 lira abartılı bir rakamsa. Niye abartılı? Efendim gerçek abartılı olur mu? Peki burada bir sözleşme yeterli oluyordu. Arsa sahibinin ödediği edinimler ne oluyor? Şey, toprak sahibinin inşaat yapmaya karar verdiği zaman toprak sahiplerinin ödedikleri bedelleri neyle giderleştiriyor? Stopaja tabi mi? Şimdi kirayı toplu konut karşılığı. İsterseniz karışıyor olay da, bir örnek olayınız varsa onu tartışalım. Şimdi biraz önce sunumunuzda söylediğiniz, evet, arsa inşaat yapmaya karar veren kişi içerideki toprak sahibine bir şeyler ödüyor. Yani bir kat karşılığı sözleşme var. Sözleşmenin, evet, sözleşme var. Bunun haricinde işte nakdi yardımlar yapıyor. Nakdi yardım yaptıysa sözleşmede o yazar, o inşaat müteahhitin maliyetidir. Söyledik. Onu neyle? Efendim sözleşmeye yazıyor. Kat karşılığı sözleşmesi ne yazıyor? Hatta diyelim ki arsayı aldı, ayrıca 1 milyon daha vereceksin diyor. Nakde anlaşıyorlar. O da sözleşmede yazıyor. Yetmez diyor. Bitene kadar kiramı da ödeyeceksin diyor. Peki diyor. Onu da sözleşmeye yazıyor. O ödediği nakdi, kiralı, onun adına ödediği kiraların tümünü maliyetine yazıyor müteahhit. Çünkü onun maliyetidir. Sözleşmede de yazıyor bunlar. Tamam, sözleşmede yazıyor ise, evet, yani belgesi sözleşme, öyle söyleyelim. Bir de zaten kirayı neyle gönderir? Bankadan gönderir, o da onun kanıtıdır. Herhalde tamam oldu değil mi efendim? Tamam. Teşekkür ederim, buyurun. Hocam, arsa tescil olduğu zaman arsa sahibi üzerine maliyet bedeli çıkıyor ya, oradan bir KDV tabi geliyor. Bir dakika. Arsa tescil olduğu zaman maliyet bedeli üzerinden bir... Arsa kimin adına tescil oluyor? Yok şey yani, inşaat bittiği zaman... Evet. Bir maliyet bedeli üzerinden bir fatura kesip sadece KDV'sini 120 alacak, 390'lık alacak olarak bir KDV doğdu ya... Evet. Bunu arsa sahibi diyor ki ben bu KDV'yi ödemek istemiyorum gibi durumda. Ya yani bunun biz maliyet olarak dikkate alabilir miyiz KDV'yi? Kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alabilirsin müteahhit açısından. Hesabı kapatırsın o şekilde. Kanunen kabul edilmeyen. Tamam. Evet. Buyurun efendim. Bir de bu inşaatlarda faturaları kestikten sonra indirecek kadere, yüklenen kaderler arttı kaldı elimizde. Bunları öyle bir sürede talep etmedik. Başka bir iş yaptık. Bu arada bunları eritebilirdiğinizde sıkıntı olur mu? Şimdi yurt içi
teslimleri için hesaplanan KDV ile indirebilirsiniz. Eğer yani iade niye talep edilmedi? Başka şeyler çıkar diye. Genelde onun için edilmiyor da. Evet. İndirim yoluyla giderebilir adam. Ama tavsiye edecekse eğer karnen kabul edilmeyen gider olarak biter. Evet. Bu konuda evet buyurun. Hayır, hiç ayrı değil. Şimdi bakın, baştan dedim ki, o tabloda bürüt metrekare, net metrekare, net faydalı alan. Biz ne satın alıyoruz? 16 nolu daireyi satın aldık. İster merdiveni 3 metre geniş olsun, ister 5 metre geniş olsun. İster 8 kat olsun. Bilmem sahanlığı geniş olsun veya dar olsun. Beni ilgilendirmiyor. O bir albenisidir. Ben 16 nolu daireyi alayım diye. Bana 16 nolu daire lazım. Dolayısıyla üretilen de 16 nolu daire, onun kaç metrekaresi faydalı alanı odur önemli olan. Net alan. Evet. Buyurun, yıllara yaygına geçemedik bir türlü. Buyurun efendim. Evet, şimdi yıllara yaygını başlarsa herhalde sorunuz kalmayacaktır. Efendim, yıllara yaygın inşaat onarım işi olan şu anda elinde kaç kişi var acaba? Evet, benim de var da. Evet, şimdi yıllara yaygın inşaat onarım işi... olur. Yıllara yaygın inşaat onarım işleri... Gelir Vergisi Kanunumuzun 42. 43. ve 44. maddelerinde düzenlenmiştir. Bir işin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi sayılması için bir kere inşaat onarım işi olması lazım işin. İki, bir sözleşmeyle taahhüt edilmesi lazım. Yani müteahhit tarafından işverene bir sözleşmeyle taahhüt edilmesi de edilmiş olması lazım. 3 bir hesap dönemini aşması lazım. Ona biz takvim yılıdır hesap dönemi biliyorsunuz. Bir takvim yılında aşması lazım. 1 inşaatın onarım işi olacak. Sonra dekopaj işleri de dahil edilmiştir buna. Yani inşaat, onarım ve dekopaj işleri olacak yapılan iş. 2 sözleşmeyle işverene taahhüt edilecek. 3 o sözleşmede işin başlama tarihi yazar zaten. Bitim tarihi takvim yılını aşar olacak. Eğer böyleyse, böyle bir sözleşmeyle iş alınmış ve başlanmışsa bu iş yıllara yaygın inşaat ve onarım işi sayılır. Yani 42. madde kapsamında iş olarak sayılır. Şimdi tabii yol, köprü, baraj, okul inşaatı olduğu gibi, yani resmi müesseselerin yaptığı bir işler olduğu gibi, bizim müteahhidin de, hani kat karşılığı iş yaptıran müteahhitimiz var ya, taşerondan bir sözleşme yaptı. Kaba inşaatı taşeron yapmayı taahhüt etti bizim firmamıza. Ve kaba inşaatla ilgili bir sözleşme yaptı. İnşaat onarım işi midir? Bizim müteahhite işi yapmaya taşeron taahhüt etmiş midir? Eğer bir takvim yılını aşıyorsa bitim tarihi, gelecek yıla sarkıyorsa sözleşmede, bu işte 42. madde kapsamında inşaat onarım işidir. Tamam. Şimdi bunu böyle koyduktan sonra burada işverenin mükellefiyeti açısından bakalım. İşi veren taraf açısından. Bu belediye olabilir, özel idare olabilir,
İşte Milli Eğitim Bakanlığı olabilir, okul inşaatını vermiştir. Veyahut da bizim müteahhit, bilmem ne inşaat, çatı inşaat AŞ'de olabilir işveren. Bunun böyle bir sözleşmede mükellefiyetleri nedir? Sorumlulukları nedir? Bir, avans dahil tüm yaptığı işlerden, tüm yaptığı ödemeler üzerinden geri vergi stopajı yapmak zorundadır. Oran şu anda %3'tür. Yani avans dahil o sözleşmeye istinaden o işe karşılık yaptığı tüm ödemeler üzerinden %3 geri vergi stopajı yapmak zorundadır. Ödemeyi yaptığı ayki muhtasar beyanname ile bunu bildirip ödemek zorundadır. Tabii taşeron firma ya da müteahhit firma karşı tarafın ne yapacak? Bu ödenen vergiyi kendi kazancından hesaplanan vergisinden indirecek. İndirecek, ne zaman indirecek? İş bitecek. Gelir tablosunda karı veya zararı oluşup gelir tablosuna aktarılacak. O dönemdeki vergisinden, hesaplanan vergisinden bu kaynaktan ödenen peşin vergiyi mahsup edecek. Evet. Şimdi şöyle örnekleştirebilirse, yani bir zaman doğrumuzu çizelim. Bu mükellefiyetleri bildik, kabul ediyoruz. Ve firmamız da yıllara yaygın inşaat donanım işi yapıyor. Burada sözleşme yapıldı. İş bitti ve veya bitti kabul edildi. Yani vergiyi doğuran olayın doğuşu. Bu da sözleşme. Ve yaptığımız işte 41 vergi kanunu 42. madde kapsamında iş. Sözleşmeyi yaptık. 25-10-2010. Şekil atıyoruz, bilgisayar atıyoruz. Evet. 25-10-2010'da sözleşme imzalandı. Sözleşmede eğer işin başlama tarihi tespit edilmişse, biz 25.10'da yaparız da henüz daha işe başlayamamışızdır. Çeşitli sebepleri olabilir. Çünkü diyelim ki okul inşaatı bu veya biz müteahhit olarak taşeronla bir sözleşme yapmış olalım. 25.10'da yer belli. Şu arsanın üzerine şu projede bir kaba inşaatı kabası yapılacak. İşler belli. 25.10'da sözleşmeyi yaptık. Ancak arsa teslimini, yer teslimi diye geçer bu. Yer teslimini de 20.12.2010 diye tespit ettik. Ve işin süresi de 6 ay olsun. Bakın 25-10-12-2010 burada takvim yılı bitiyor. 31-12-2010 yani bundan sonrası 2011. 6 ay sonra yer tesliminden 6 ay sonra dedik ama yer teslim tarihimiz sözleşmeyi imzalarken belli değil. Sözleşme maddesinde aynen şöyle dedi. Yerin tesliminden sonra itibaren 6 ay içinde eder. Mesela biz yeri 20 Aralık 2010'da da teslim ederiz taşerona. Yeri biz 10
2011'de de teslim ederiz. Yer tesliminden kasıt işe başlama tarihidir. İşe başlama. Eğer yeri Aralık 2010, 20 Aralık'ta teslim ettiyse yer tesliminde işe başlama 20 Aralık. Yani 20 Aralık'tan itibaren 6 ay süre hesaplanacak. Nedir o da? 20.05.2011. Aralık'ta teslim edemedik. 10 Ocak 2011'de teslim ettik. Ne yapar? Ocak 10.06.2011 iş bitimi öngörülen tarih. Çünkü bu sözleşmeyi yaparken bundan hiçbir belli değil. Sadece ne belli sözleşme şartı olarak? Yerin tesliminden itibaren 6 ay içerisinde bitirileceği belli. Böyle yazılmışsa sözleşmede karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. Eğer yer teslimi işe başlama buraysa teslim de burası oluyor. Ama takvim aşıyor. Olsun senin hatırın ağzıyla. Burası da Temmuz olsun. Hiç fark eden bir şey yok. Çünkü takvim yılını aşıyor. 2011. Aştı. Dolayısıyla yıllara yaygın oldu. Aynı yıl içinde başladı. Aynı yıl içinde bittiyse eğer bu yıllara yaygın sayılmaz. Anlaşıldı mı? Aynı yıl içinde başladı. Aynı yıl içinde bittiyse yıllara yaygın sayılmaz. Ancak burada yıllara yaygın sayılmaz. Ne yaparız biz geçici vergi dönemlerinde? Bu taşörün defterini tutuyorsak. Geçici vergi birinci dönemde verdik. Ne oldu harcamalar? Aktifleştirdik. Geri tablosuna aktaracak bir şey yok. İkincisinde de yok. Ha, 26'da bittiyse eğer iş, burada zaten maliyeti de oluşmuş demektir. Gelir tablosunda geliri beyan edilecek demektir. Bu anlaşıldı değil mi? Şimdi bu, dolayısıyla burada başladıysa iş, yıllara yaygın, bütün ödemelerden ne yapacak? Gelir eksi stopajı yapacak. Bütün ödemelerden gelir eksi ekvati yapacak. Burada başladı, belli yıl içinde bitecek sözleşmeye göre stopaj yapacak mı? Yapmayacak. Öyle bir hal oldu ki geldi belediye inşaatı durdurdu. Durdurdu. Bu arada 4-5 ay gayri faal durum var. Durdu inşaat. Durduğu zaman zaten harcamalar 170'te, hasılatta 335'te. Bekliyor. 350'ler. Pardon. 350'ler. Geldi. Tekrar izinler alındı. Sizin binada aynı şey oldu çünkü. Durdurulmadan evvel talip oldum. Dediler ki inşaat durdu. Ne olacak belli değil. Alamadık. Evet. Sonra bittikten sonra da alamaz oldu zaten. Evet. Sana nasılmış? Sevgili dostum. Evet. Geldi. 2011'de de bitmedi, durduruldu. Tekrar şuralarda başladı. 2012'de, şurasında 2012 diyelim, sonu, 2011 sonu. 2012'de, 10 Şubat'ta, 2012'de bitti. Şimdi ne olacak? Sözleşme var. Ödemeleri yaptı. Sözleşmeye göre iş yıllara yaygın da değil. Bu arada ödeme yaparken stopaj yapmadı.
yapılamadı. Çünkü işlerin neydi vergilemede? Olayların gerçek mahiyeti esas. O arada durduğu için faaliyet yapacak şey yok. Sözleşmeye de mücbir sebep yazıyor. Bunu da kabullenmiş her iki taraf. Sözleşmenin tarafları. Geldi 20 Şubat'ta da iş bitti. Ama bu arada 10.01.2011'de 2012'de bir hak ediş yaptı. Yani fatura kesti, hak ediş faturası. İşte bu 10 Şubat'ta kestiği hak ediş faturasında stopaj yapacak, o şekilde ödeyecek. Sonra gene yaptıysa hak ediş, yani takvim yılı açtıktan sonraki müteahhite yapılacak, taşerona yapılacak, taahhüt edene yapılacak ödemelerde stopaj yapılacak. Evet. Şimdi biraz sadeleştirelim bu tablomuzu. Avcılardan Beylikdüzü'nü bağlayan metrobüs yolunun başına gelen bir olaydı bu. Benzeri. Yani sözleşme yapıldı 2009. Yani 10.02.2009'da işe başlandı. Sözleşme de 1900 Ekim yetişsin dendi. Ankara'dan. Açılış yapacağım dedi. Yani 29 10 2000, tabi bu 20.10'dur. Bu kadar süre verildi. 2009'da sözleşmeye göre iş bitimi. Sözleşme süresi. Tabi bu arada stopaj yok. Niye? 31-12-2009'un içinde. Sözleşme aynı yılın içinde. İnşaat onarım işi ama sözleşmeye bağlı ama yıl aşmıyor. Dolayısıyla stopaj yok. Geldi. Bitmedi iş. Bitmedi. Geldi şuralarda herhalde Haziran'da mı Temmuz'da mı ne bitmişti o. Yani 20.06.2010 iş bitimi. Bu hal geldiyse başımıza, biz zaten her halükarda harcamaları 740 hesapta izliyoruz maliyetini. Çünkü İnşaat onarım işi karşı tarafa hizmet sayılıyor. Hizmet teslimi sayılıyor. Hizmetle ilgili harcamaların bu. İlk madde malzeme harcaması olur, işçilik olur, olur da olur. 740 hesapta izledik şey olarak. 193 hesapta da gelir vergisi stopajını izledik. Stopaj yapılmadı bu sürede. Yapılmadıysa bu sıfır zaten. Paket işleri de 350 hesaba yazdık. Mı? Yıllara yaygın sayılmadığı için ne yapacağız? 350 hesaba geçici vergi döneminde iş bitmediyse 350 hesaba çekeceğiz. 600 hesaba yazdıysa. Yani gelir tablosunda iş bitmediyse çekeceğiz. Geldik 31 Aralık 2009'a. İş bitmedi. Stopaj da yok. Ne yapacağız? Bilançoda 170 hesaba getireceğiz 740'ı. Hasılatta 350 hesapta
ilan edilecek 31 Aralık 2009 itibariyle biten takvim yılına esas beyanname ekinde gönderdiğimiz bilançoda buralarda gidiyor. İş devam ediyor. Devam ederken gene 740'da şey yaptık, izledik. Hak ediş bedellerini şeyde hesaba getirdik. 20 Haziran 2010'da iş bitti. Ve ne yapacağız? Bir maliyet iş bittiğinde maliyet oluştu. Ha, bu iş bitiminin emareleri ne? Bir, geçici kabul tutanağının onay tarihi. Geçici kabul tutanağının onay tarihi. Yani biz resmi daireyle yapmış olabiliriz bu işi veyahut da taşeron olarak müteahhite, bizim demin anlattığımız müteahhite de yapmış olabiliriz. İş bitti mi arkadaş? Bitti. Hemen bir tutanak yapılır. Bizim müteahhit imzalar. Tamam, kabul bitti diye. Ama kamu kurumu ise eğer, orada bir onay makamı vardır. Başvurur müteahhit. Der ki ben işimi bittim, gelin teslim ol. Geçici kabul denir onun adına. O geçici kabul tutanağı tanzim edilir ve makam tarafından onaylandığı tarih de iş bitmiş sayılır. Adı üzerinde geçici kabul tutanağı dedi. Yani kesin kabul değil, geçici. Ama niye adı geçicidir? Ola ki müteahhit herhangi bir hata yaptıysa, zayıf mal kullandı da süresinden önce eski değil. Bir de bir garanti süresi, bir deneme süresi koyuyor. 3 ay, 5 ay neyse. O süre içerisinde o hataları giderttirilir müteahhide. Onun için adı geçici kabuldür onu. Biz geçici kabulü tutanağını da imzaladık. Gelirimiz giderimizi tespit ettik. Ve beyannamede beyan ettik. Sonraki yıl dedi ki, yani 31-12-2010'dan sonra hata giderme için gider yaptık, harcama yaptık. Hata giderme harcaması. İş bitmiş. Karın zararında ne yapmışız? İkisinin toplamını 620 hesaba gelir tablosu olmuşlardır. 350 ile 600 hesaba aktarmışız. Kar zarar tespit edilmiş ve beyan edilmiş, bitmiş. Sonra hata gidermek için orayı harcama yaptık. Sözleşmede yazıyordu çünkü bu. Bu harcamaları yine 770 hesapta giderleştiriyoruz. Sonraki yılda yapılan harcamalar. Geçici kabul tutanağı yapamadık. Yani işi teslim edemedik. Durumumuz bozuldu. Makinaları geldiler, haciz koydular. Afiyat yapamıyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz. O durumdakiler biliyorsunuz kaçar giderler. Dolayısıyla işin bırakıldığı tarih ve iş bitti sayılır. Ne demektir? O tarihe kadar olan harcama ne yaptıysa yaptı, hasılat ne yaptıysa yaptı. Sanki işi teslim etmiş gibi gelir tablosuna intikal ettirilir ve kârı zararı beyan edilir. Esası budur. Ha, bir özellik arz eden durum vardır. Bu bir sürü slide vardı. Onları özetliyorum ben. Fazla farklı şey yapmamak için. Özellik arz eden durum şudur. Mesleği, işi bir inşaat işi, yani inşaat taahhüt işi olan bir firma olabilir. Bütün işleri olur. Elinde birden fazla projeler olur. A projesi, B projesi, C projesi. Bir de inşaat demeli ticarethanesi vardır.
Yani inşaat demir de satar, gider inşaat ağır işi de yapar. Diğer ihaleye işi alır, ben bu işi yapabilirim diye, o işi de yapar. Hatta birden fazla da iş alabilir. Dolayısıyla burada genel giderler nasıl paylaştırılacak, amortismanlar nasıl paylaştırılacak? Bir de yıllara yaygın inşaat onarım işi yapılıyor ise eğer, geçici vergi dönemlerinde iş bitmediyse, geçici vergi dönemlerinde kar zarar tespit edilip beyan edilmez. Geçici vergi dönemlerinde. Geçici vergi beyannamesi verir müfellere. Ne için verir? Bir herifler için. Bankadan faiz geliri elde etmiştir. Veyahut da alt katı kira vermiştir, kira faturası kesmiştir. Bu tür gelirleri vardır. Onlar için geçici vergi beyannamesi verir. Ama bu yıllara yaygın işleri için geçici vergi beyannamesinde bunları beyan etmez. Ne zaman beter? O takvim yılında bittiyse her iş, o takvim yılına ait kazanç beyannamesi. Geri vergisi mükellefleri için geri vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi mükellefleri için kurumlar vergisi beyannamesini ne bu işin, biten işlerin gelirini veya zararını intikal ettirir. Şimdi genel giderleri ve amortismanları paylaştırmak. O da 43. maddede esasa bağlanmıştır. Diyelim ki A taahhüt işi. B taahhüt işi. Esas işi de ticaret. Yani inşaat malzemesi alım satımımız olur. Demir ticaret halinde olur. Üç tane işi var. Bir de 770'te yine 770'te normal giderler ve amortisman gideri bizleri. 770'te 90 bin olsun. Amortisman da 10 bin olsun. 770 toplamı 100 bin. Nasıl paylaştıracağız? Hemen tablomuzu yapıyoruz. Neyi paylaştıracağız? 100 bin liralık gideri paylaştıracağız. Şimdi A işi tamamlandı. Tamamlandı. B işi sürüyor. C ticarethanesi zaten yıllık ticari kazanç. Aldı, sattı, su sonra ayrı, satışların maliyetini hesapladı. Onu zaten her yıl beyan etmek zorunda. Bu sürdüğü için beyan etmiyor. Yani o yıl. Bu iş bittiği için ne yapacak? Geri tablosuna intikal edecek. Hasılatı da toplam hasılatı olsun 1 milyon lira. Özür. Toplam hasılat 600 bin lira. Bitmeyen işin maliyeti 400 bin lira. Bunun biten işlerin hasılatı itibara alınır. Bu olsun 300 bin lira. Normal ticaretinden de 300 bin lira. Bu rakamları biliyoruz. Burada anlatmak istediğim bitmeyen işlerin maliyeti, biten işlerin hasılatı bizim bu giderleri dağıtım anahtarını oluştururken lazım olan rakamlardır. Ne yapacağız? 300 hasılatı. Bunun 400 maliyetini,
hasılatı 200 bin lira olabilir. Maliyeti 400 bin liradır. Yani niye? Hak ediş yapmamıştır vesairedir. Onun için 5024 sayılı yasa, enflasyon düzeltmesi yasası, yani 1 yıl 2004'ten itibaren yürürlükte olan yasamız ile bu dağıtım anahtarı bu hale getirilmiştir. Evvelden hasılatlara oranlardı. Dedi ki gelir idaresi, yasa koyucu, bitmeyen işlerin hasılatıyla ilgilenme, maliyetiyle ilgilen ona oranla. Yani nedir burada oran? 100 bin bölü 1 milyon, yani yüzde 10. Bu işe yükleyeceğim gider ne kadar? 300 çarpı 10, 400 çarpı 10, 300 çarpı 10. Yani 30 lira, 40 lira, 30 lira, 100 lira. Evet. İdlara yaygın inşaat onarım işleri bundan ibarettir. Şimdi sorularınızı alabiliriz. Buyurun efendim. Evet, bir soru var. Buyurun. Bir fabrika inşaatı. Evet, bir müessese bir fabrika yaptırıyor. Siz de o işi üstlendiniz, davet ettiniz, müteahhit olarak üstlendiniz. Evet. Evet. Bizim müteahhitin pozisyonundasınız. Hani taşerona verdi ya işi. Evet. 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 Evet, doğru. Ne istedin? Evet, evet, evet. Şimdi soruyu anladım. Şimdi bu sözleşmeyle bu yasanın arkasından dolanmaya çalışırlar. Ama yıl aşmasın. Aşılırsa stopaj olur. Biz gelin bunu yıl bitmeyecek şekilde sözleşmeyi yapalım derler. Bu yapılır. Bakın eğer dolanma söz konusu değilse, muvazzaf söz konusu değilse aynı firmayla aynı şekilde sözleşmesini tadil edebilir. Evet, tadil edebilir, yeni sözleşme yapabilir. Tamam? Tamam. Tamam. Evet. Aynı kişi mi yapacak uzay çatıyı? Aynı kişi yapacaksa sözleşme tadil edilecek. Sonraki yılki ödemelerden stopacak. Tamam? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bunlar olan şeylerdir yani. Söylediğiniz bir zaruretten değil mi? Evet. Niyet aranır, doğrudur aranmakta da. Mesela istinat duvarı yapılmadan fabrika binası yapılmaz. Üstelik de önce bekçi kulübesi veyahut da bir şantiye binası yapılır.
Ondan sonra fabrika binası tamamlanır. Hatta ya şimdilik daha şu idari binayı yapmayalım. Bir kenarda bir bölmelerle idari binaları, idari personeli halledelim. Sonra yakışıklı bir idari bina yaparız diye düşünebilir yönetim. Dolayısıyla eğer bir kere istinat duvarıyla fabrikanınkini tek sözleşmede yapması makulüdür. Sonradan idari bina için ayrı bir sözleşme yapabilir sonraki yılda. Ama istinat duvarıyla ana, çünkü ana bina fabrika binasıdır. Önemli olan onların sözleşmesi. Şimdi bakın, olayın gerçek mahiyeti bu ise yapabilirsiniz ayrı bir sözleşme. Ben de söylediğim bir şeyi de yani. Evet. Tamam, o kararla destekleyin şeyinizi, belgeleyin, çünkü bunlar hep size sorulacak. Yani bunu stopajdan kaçmak için böyle yaptım. Hayır, işte böyle bir kararı var, organize sanayiye müracaat ettim, bana izin ver, istinat duvarını yapayım diye. O da hayır yapamazsın, komşu yaparken yapacaksın diye bir yazışma olduysa, ondan destekleyici belgedir, saklarsın, yaptığın iş doğru bir işlemdir. Kabul edilir, ancak öyle. Ama dolanma amacıyla yaptıysan, eğer belgelerle besleyemiyorsan, bu sefer cezalı duruma düşebilirsiniz vergi açısından. Daha inmedi arkadaşınız ne? Buyurun. Başkan. Seriye alın başkan. Sorumlusunuz. Çünkü tamamına karşı sorumludur. Kimden bulursa ondan alır. Kanun koyucu. Tamam mı? Estağfurullah. Buyurun. Evet. Hocam, İsmet TV'de var. Şimdi bakın, olayların gerçek mahiyeti esastır. Geçici ihracat denir ona. Diyelim ki Azerbaycan'dan Bakü'de bir inşaat için bir iş makinesini gönderdi. O artık çıktığı tarihten itibaren yurt içinde kullanılmıyor. Yani yurt içindeki faaliyetiyle ilgisi değil. Amortisman giderini yurt içindeki gelirleri gelir gider tablosuyla ilişkilendiremezsiniz. Yurt dışındaki işin maliyeti olur onun amortisman gideri. İş bitince zaten geri alınacak demektir. Tamam? Ha, bir şey söyleyeyim. Bu hesap planında bırakıyorum zaten, herhalde koyacaksınız şeye. Bu 393 hesap altında bir hesap planı açılmıştır. 393 hesabın altında. Yani normal 393 hesap ne hesabıydı? Şubeler cari hesabı değil mi? Yurt dışı inşaat onarım işleri orada izlenir. Orada izlenir. 373'ten 381, 391. 393 hesap yıllara yakın inşaat onarım işleridir. Pardon, yıllara yakın değil, yurt dışı inşaat onarım işleri içindir, yurt dışı faaliyeti içindir. Onu yurt dışındaki faaliyetler, yurt içindeki gelir ve giderleriyle hiç ilişkilendirilmez. İstisnası şudur, yurt içinde yapılan giderlerden yansıtma yaparsınız faturaya. Yapmak zorundasınız da zaten. Yani buradaki personel yurt dışı işe
hizmet veriyorsa ne kadarsa o oranlanarak gider yansıtması yapılır. Yurt dışı inşaat onarım işi yapan firma, diyelim ki Bakü şantiyesine buradan inşaat malzemesi gönderdi. O şantiyede kullanmak üzere. Buradan gönderilen mal ihracat sayılır. Sanki kendisinin inşaatına göndermedi de Bakü'deki Mehmetoğlu hesabına gönderdi, adına gönderdi gibi ihracat sayılır ve katma değer vergisi de iade alınır. Onun için ticari mallar borçluğu 600 lira alacaktı kaydıyla gelir tablosuna geri intikal ettirilir. Hesapların izlenme şekli de şubeye cari hesabı altında tavsiye ederiz ki ülke bazında bölersiniz. Bakın 100 kasa hesabından başlıyor. Kimin kasası? Bakü kasası. 120. Kim? Bakü'deki müşteri. Bak 393'e 120 bilmem ne kim borçlu? 601 alacaktı diye kaydı yaparsın. Bedel gelir veya gelmez orada. Gibi bunu öneririz. Bu şekilde hesaplarsanız eğer hem iş bazında yurt dışı inşaat onarım işinin maliyetini oluşturursunuz, karını oluşturursunuz. İş bittiği zaman biliyorsunuz o karı transfer ettiğiniz halinde 5520 sayılı kurumlar arası kanunumuzun 5. maddesinin ha fıkrası mıydı? İ ve ha fıkrasında istisna düzenlenmiştir. Burada vergilenmez. Bir de yurt dışında inşaat onarım işi 3 şekilde yapılabilir. Oraya gidersiniz, irtibat bürosu kanalıyla da yaparsınız kendi firmanız olarak. Veya oradaki makamlar der ki arkadaş burada şube açacaksın. Şube açarsan ben seni rejistre ederim. Yani iş yapabilir kabul ederim. Veya der ki bizim işte bilmem ne bakanın oğlu %30 hisseler olan bir şirket kurarsan ancak yapabilirsin. Bu üç şekilde işin gerçek mahiyetini değiştirmez. İş yurt dışı inşaat onarım işidir ve o istisnadan yararlanır. Transfer karı gelir tablosuna intikal ettireceksiniz. Bu kadar. Evet. Paranın transferi gerektir. Evet. Buyurun. Pardon. Burada maliyet niye yapsın efendim? 393 hesap maliyet hesabı değildir. Bilanço hesabıdır. 170 olmaz. 393'ün altında izlersin onun maliyeti. Ki izleyin de. Evet, buyurun. Bir önceki biz teşekkür ediyoruz. Buyurun. Her ikisi de vardır. Tevkifat da vardır. O faturayı düzenlediğimiz yere de işin niteliğine göre oranı belirlenmiştir. Tevkifat da vardır. Eğer sözleşme tadil edildiyse tadil edilen kısım kadar fark tam ve vergisine tabidir. Evet. Evet arkadaşlar son iki soru alalım. Kapatalım. Buyurun abi. Metrobüs örneğinde anlattı bunu arkadaşım. Evet. İyi hatırlıyorum. Şey söyleyeceğim hocam. Evet. 600 hesabına kattığımız hesapta direkt dönem sonunda 350 hesabını alıyoruz. 600 borçlu 350 alacaktı. Tamam. Geçici vergide beyan etmiyoruz. Hayır, beğenmeyeceksiniz. Zaten geçici vergide bitmediği için beyan etmediniz. Evet. Yıla sarktı. Buyurun abi. Teşekkür ederim hocam öncelikle bu güzel anlatımlardan dolayı. Buyurun. Normal bir vatandaş yaşamdan kaynaklanan bir problem. Kendi arsası var bir bölgede ve ev yapmak istiyor kendine. Metrekare olarak da 450-500 metrekare civarında. Kendine yapıyor. Kendine yapıyor, evet. Tamam. Vatandaş. Özel inşaat o. Evet. Hiç ticari kazancı ilgilendirmez. Ticaret odası belediyeden dolayı vergi mükellefiyeti. Açacak. Ben dışarıda sordunuz bunu. Bir ay sonra da gidip kapanış dilekçesi verecek.
işlemler tamamlanıyor. Müteahhit şey ruhsat için ya. Onlara yani orada böyle bir işe başlama tarif edilmedi. Onu uzun uzun anlattım. Ama vergi dairelerinde bunu yapıyor yani normal. Vergi levhasını alana kadar yapıyorsunuz. Ondan sonra prosedürü tamamlayıp kapanışınızı yapabilirsiniz. Orada bir ticari evet. kazançtan bahsedilmiyor. Peki bu mevcut indirim konusu yapılan kademelerin durumu nasıl? Kim indirim konusu yapacak? Fatura alınan... Hayır efendim o onun kendi maliyetidir. İnşaat maliyetidir. Kendi maliyetidir o. Biliyorsun nihayet tüketici olduğu için o. Katma değer vermek sonra maliyetidir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sabırla bu saate kadar buradasınız. Sizi tebrik ediyorum. Arkadaşlar bir kapanış konuşması yapmamı müsaade ederseniz çok memnun olacağım. Yani böyle biz alacağımızı aldık yeter artık gidelim derdi bir durum var. Evet. Bu arada bir de Ergül Atlı diye bir arkadaşımıza ait bir İstanbul Kalk var. Tamam. İçinde varsa biz alalım diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim 94 yılından beri ismi olarak başlamış olduğumuz bir projemiz var. Bu projemizde eğitmenlerle eğitim modeli. Yani biz bize olduğumuz eğitim çalışmaları bugün de burada canlı olarak yaşadığımız. Her zaman diyoruz. Biz zaten olayın içerisinde olan kişiler olduğumuz için birbirimizi anlamamız da çok kolay. Birbirimizle anlaşmamız da ve eğitimlerimiz de çok daha keyifli ve kolay geçiyor. Bu anlamda katkı sunan Sayın Başkanım Nazım Anıt ve Sayın eğitmen arkadaşım Yüksel Güreş'e çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir eğitim oldu. Ben kendi adıma çok faydalandım. Sizin de aynı duygular içerisinde olduğunuzu eminim. Bu eğitimin toparlanmasında, gündeme gelmesinde ve gerçekleşmesinde katkıları olan Sayın Başkanımız Yahya Arkan olmak üzere, Tesmer Başkan Yardımcımız Sayın Nevzat Pamukçu'ya, Sayın Saymanımız Haluk Gürsoy'a ve Hüseyin Yerli'ye, yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Yerli'ye çok teşekkür ederim. Bu vesileyle 2014'ün 2013'ten daha güzel, daha sağlıklı, daha az karışık olacağı kesin de daha az karışık bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.